Şimdi bir yandan da dünyanın gözünü çevirdiği adres Orta Doğu. Orta Doğu'da gerilim çok yüksek, tansiyon artmış durumda. En önemli sebebi ise tabii ki artık Lübnan. Lübnan'da İsrail tıpkı Gazze'de olduğu gibi kentleri birer birer yok ediyor. İsrail'in hedefinde bu kez yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişe sahip olan Sur kenti vardı. İşte İsrail'in o katliamı ve detaylar. UNESCO Dünya Mirası listesindeki kente bomba yağdırdı. Bir kez daha sivilleri katletti. İsrail Gazze'nin ardından Lübnan'da soykırım yapıyor. Deniz kenarında otururken evimizin yıkıldığını duyduk. Gelip baktığımızda enkaza döndüğünü gördük. Şunu söylüyoruz. Biz de direniş gibi buradayız. Enkazın üzerinde bekleyeceğiz. İsrail ordusunun hedefinde bu kez tarihi liman kenti Sur vardı. İsrail şehre bomba yağdırdı. 5 saldırı yaptı. Bölgeden dumanlar yükseldi. 4000 yıllık tarihi kentte ağır hasar oluştu. Hiçbir uyarıda bulunmadan birbiri ardına bombardıman başladı. Allah'a şükür hepimiz iyiyiz ve patlamalardan kimse zarar görmedi. İsrail savaş uçakları Nebatiye'yi de vurdu. Hedefte Şiilerin dini törenler için toplandığı Hüseyniye vardı. Her iki saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Akşam saatlerinde Lübnan'ın güney bölgelerine de bombalar yağdı. Füze atışları birçok binayı yıktı. Patlamalar ardı ardına geldi. Alevler gökyüzüne yükseldi. Hizbullah da İsrail'e roketli misillemeler yaptı. Tel Aviv çevresini hedef alan roketlerin bazılarını demir kubbe engelledi. Bazıları Guş Dan bölgesine düştü. Ben Gurion Havalimanı geçici olarak hava trafiğine kapatıldı. Hizbullah yaptığı roket atışlarının görüntülerini de paylaştı. Ormanlık alanlardan fırlatılan füzelerin İsrail'in çeşitli kentlerine isabet ettiği görülüyor. Görüntülerde sağlık ekiplerinin bir yaralıyı hastaneye taşıdığı anlar da yer aldı. İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinde ise pusuya düştü. Yaşanan büyük bir patlamada 4 İsrail askeri öldü, 15'i de yaralandı. Hizbullah, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyüddin'in öldüğünü doğruladı. İsrail, Safiyüddin'in 3 Ekim'deki saldırıda öldüğünü açıklamıştı.